Günaydın sevgili öğrenciler. Bugün de sizlerle D ve K'nin yazımı üzerinde duracağız. Biliyorsunuz Türkçe'de D üç farklı görevde bulunacaktır. Birinci görevimiz bulunma hal eki olan D. Yani ismin D hal eki. Bakın hatırlayalım bizim iki tane sihirli sorumuz vardı. Nere ve kim? Bunlara ne yapacaksınız? bulunma hal eki olan d'yi aradığımıza göre sorularımıza da bu sihirli sorularımıza da değerleri getireceğiz. Nerede ve kimde sorularına cevap verecek ve bulunma anlamı katacak. Gelin bir örnek düşünelim. Ee, şu an size soruyorum. Sizin çantanız nerede bulunuyor? Siz de bana cevap veriyorsunuz. Benim çantam odamda. Benim çantam evde. Bakın. Nerede sorusuna cevap veren kelimemiz ismin D hal ekini almıştır. Yani odam da dediğimizde. Devam ediyorum. İkinci göreviyle sevgili öğrenciler sıfat yapan yapım ekidir. Bakın yapım eki yapmaktan geliyor. Yani bizim bir kelimemiz var. Almış olduğu ek neticesinde ne olacak? Sıfat olacak. Gelin beraber bakalım. Gözde öğrenci dediğimizde lütfen sıfatı bulmadan önce ismi bulalım. Sonrasında isme nasıl sorusunu soralım. Öğrenci nedir sevgili öğrenciler? isim. Nasıl öğrenci? Bakın özelliğini belirtiyor. Yani niteliğini belirtiyor öğrencinin. Yani sıfat olmuş. Nasıl sorusuna cevap veren kelimemiz niteleme sıfatı. Peki göz kelimesi normalde isimdir görüyorsunuz ama D'yi aldıktan sonra ne oldu? Bir sıfat oldu. Dolayısıyla isimden sıfat yapan bir yapım eki olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü görevimiz ise bağlaç olan D. D bağlacı dahi ve bile anlamı katar cümleye. Bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Çünkü bağlaçlar bir ek değildir arkadaşlar. Bağlaçlar cümleden çıkarıldıklarında anlam asla ve asla bozulmaz. Örneklerimize bakalım. O da gelecek. Bakın iyi çıkartalım. O gelecek. Herhangi bir bozulma söz konusu değil. Yağmur da yağdı. Cümlemizi yine bakın anlamda çıkartıyorum. Yağmur yağdı. O halde dağları çıkartabiliriz. Ne oluyor o zaman? Bağlaçtır. E, dağ ve de bağlacına sevgili öğrenciler. Bunu da hatırlatma gereği hissediyorum. Yazarken dağ ve D olarak yazabilirsiniz. Ama asla ta ve T şeklinde yazamayız. Yazarsak yazım yanlışı yapmış oluruz devam ediyorum hemen şimdi sırada ne var ki var ki'nin de yine D gibi üç farklı görevi var birincisi sıfat yapan ki yine bir isme gelecek ve ismi sıfat yapan bir yapım eki olacak bakalım Sıfatlar biliyorsunuz bir ismin nitelerlerdi ve nasıl sorusuna cevap verirlerdi. Gözlük isim. Nasıl gözlük? Bakın gözlüğün özelliği neymiş sevgili öğrenciler? gözündeki yani gözünde olması. O halde isim olan kelimeyi ki ne yaptı burada? Gördüğünüz gibi sıfat yaptı. O zaman yapım ikidir. İkinci görevimiz ise ilgi zemir olan ki. Hemen zemir hatırlatmak istiyorum size. İsmi yerine geçen kelimelerdir sevgili öğrenciler. Hadi örnek verelim. Seninki ağlıyor dediğimizde. Seninki. Bakın burada bir ki görüyorum. Peki ağlayan birinin yerini tutmuş görüyor musunuz? Senin kardeşin olabilir. Senin arkadaşın olabilir. O halde nedir ki'nin görevi? İlgi zamiridir. İlgi zamiri ve sıfat yapan ki nasıl yazılmış sevgili öğrenciler görüyorsunuz. Kelimeye bitişik yazılmış. Bağlaç olan kiye hemen bakalım. Bağlaçların görevleri neydi bir daha hatırlayalım. Bağlaçlar eş görevli sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlar demiştik. Cümleden çıkartabiliyoruz sevgili öğrenciler ve asla cümlenin anlamı bozulmuyor bağlaçları çıkartırsak. Her zaman her zaman ayrı yazılacak. Bakıyorum hemen örneklerime. Üzerini giy ki üşümeyesin. Sevgili öğrenciler, yargı belirten kelim yargı belirten her şey bir cümledir demiştik. Bakın, üşümeyesin bir cümledir. Üzerini giy de bir yargı belirtiyor. O da bir cümledir. Birbirine nasıl bağlanmış ki bağlacıyla? Gelin çıkartalım. Üzerini giy, üşümeyesin. Çıkarttığımda herhangi bir Bozulma söz konusu olmuyor. Peki çıkartırsak buraya ne getirebilirsiniz? Virgülle birbirine bağlayabiliriz biz bu iki cümleyi. Çok çalış ki başarısın. Yargı belirten başarısın ne olmuştur burada? Bir cümle olmuştur. Çok çalış da yine bir yargı belirten bir cümledir. İkisini birbirine ki bağlacıyla bağladım. Gelin çıkartalım. Çok çalış başarısın çıkartabiliyorum. O halde ki burada bağlaçtır. Lütfen tekrarlarımızı yapalım. Kolaylıklar diliyorum sizlere.